Emin Adan'ın çok ısrarcı olduğu bilgisini edindim. Bursaspor %100 ilgileniyor. Eyvah dedik, acaba bir sıkıntı mı oldu, bir problem mi oldu? Ufuk Budak oldu, geldi Bursa'da. Onda bir sıkıntı yok. Onu söyleyebiliriz. Ozan Sol geldi, onda da bir sıkıntı yok. İki tane yolda olan oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Ofosu. O geliyor. Gana asıllı Alman futbolcu, Romanya'dan geliyor. Enteresan. Geçen sezon bir Konyaspor'la ismi geçmişti, kanat oyuncusu. O olacak, o da yolda gelecek. Bir sıkıntı yok yani, o transfer de bitmiş durumda. Namık transferi enteresan işliyor. Namık gitti Azerbaycan'a, ülkesine, Neftçi bakıyor. Antrenmana çıktı, eyvah dedik, acaba bir sıkıntı mı oldu, bir problem mi oldu? Neftçi Bakü Bursaspor'a bir serzenişte bulundu. Çünkü Neftçi Bakü ile Bursaspor iki kardeş kulüp. Oyuncumuzun hakkını çaldınız vesaire falan filan tarzında bir serzenişleri oldu. Bursaspor ama burada oyuncunun takımdan ayrılmak istemesini ve serbest kalmasındaki 50 bin euroluk maddeyi yakaladı. Ve oyuncu takımdan ayrılmak istediği için de o 50 bin euroyu yatırdı. Namık yola çıkıyor, geliyor muhtemelen. Cuma günü Bursa'da olur. Belki Perşembe akşamı da Bursa'da olur. Yani Namık Alaskarov nasıl daha önce Bursaspor'a hayırlı olsun dediysem gene arkasında duruyorum. Namık Alaskarov Bursaspor'a hayırlı olsun. Bir sıkıntı yok bu transferde. Arka planında elbette bir takım şeyler yaşanmıştır. Bunlar doğaldır, olabilir. Ama en önemli detay şu. Burak Sabah kendisini Bordeaux'un futbolcusu olarak gördü. Akşam üzerinde sarı lacivertli formayla objektiflerin karşısına geçti. Transfer farklı işler. Eğer bonservisini elinde bulunduran bir kulüp başka bir kulübe seni göndermek istiyorsa bazen susup oturup dizini kırıp onları söylediklerini yapmak durumunda kalıyorsun. Şimdi Bursaspor niye Bordeaux'dan bir anda Fenerbahçe'ye döndü? Bordeaux bir ödeme planı çıkardı. Burak'ı alma daha iyi. Yani niye ilk başta 15 Ağustos'a bir peşin ödeme 500 bin euro. Ondan sonra iki taksitte ödeme. Biri 2022, biri 2023. Yani siz ne yapıyorsunuz ya? Bir önemli bir topçuyu almaya çalışıyorsunuz. Geleceğe yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde bir transfer girişimi. Maalesef Bursaspor da bunu kabul etmedi. O sırada devreye giren Fenerbahçe'de 1 milyon 350 bin euro artı 2 futbolcu karşılığında Burak'ı renklerine bağladı. Burada bir reklam anlaşmaları vesaire onlar da olur diye tahmin ediyorum. İki futbolcunun kim olduğunu da hala öğrenebilmiş değilim. Bunu Bursaspor Teknik Direktörü Sayın Mustafa Er'e de sordum. Ondan da net bir cevap alamadım. Ama Fenerbahçe'nin önerdiği oyunculardan birinin Tiam olduğunu biliyorum. Bursaspor'un da bu futbolcuyu yüksek maliyetinden dolayı kabul etmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi net söyleyeyim, Bursaspor %100 ilgileniyor. Yani Bursaspor Yahovic'i alır almaz onu bilmiyorum ama pazarlıkların sürdüğünü söyleyeyim. Yahovic'i ikna etme konusunda da belli bir noktaya geldi. Çünkü Makedon futbolcunun menajeriyle Bursaspor şu anda çok iyi bir ilişki, bir partnerlik demeyeyim de bir iyi bir frekans yakalamış durumda. Yani Yahovic'in ikna edilmesinde de bir sıkıntı yok. Ama Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanı, Makedon futbolcuyu elinden çıkartmak istemiyor. Diyor ki bir Bursaspor o zaman bir bonservis ödeyelim. Bonserviste az buz bir rakam değil. Yani 500-600 bin euro seviyelerinde. Mehmet Sepil bir de oyuncunun sezona iyi başlaması, yani hazırlık dönemini iyi geçirmesi sebebiyle de bu oyuncuyu çok fazla elinden çıkartmak istemiyor. Ama Bursaspor çeşitli argümanlar kullandı bu transferi bitirmek için. 3 önemli isim, Bursa'nın yetiştirdiği 3 önemli ismi devreye soktu. Onlar Sayın Sepil'le görüşüyor. Onlar ikna yolunda devreye girdiler. İsimler bende kalsın. Bununla ilgili eğer bir gün Bursaspor Kulübü bir teşekkür mesajı yayınlarsa biz Bursaspor Kulübü'ne saygısızlık etmiş olmayalım. Ama 3 önemli isim bu transfer için, Bursaspor için devreye girdi. Biri siyasetçi, biri bir futbol adamı, biri de kentin önemli bir sanayicisi. Mirayaş konusunda şunu söyleyeyim. Sayın Futbol Şube Sorumlusu ve ikinci başkan Emin Adanur çok ısrarcı olduğu bilgisine edindim. Geçen sezon Gaziantep'te forma giydi.
kariyerinde önemli kulüpler var. Yani Everton var, Lille var, Olympiakos var, Belçikalı futbolcu. Tam bir Bursaspor'un aslında aradığı ofans oyuncusu. Hem sağ kanat hem sol kanat bu nitelikte bir oyuncu. Bu çekimi yapmadan önce çok önemli bir detay verdi sevgili Samet Zincirlioğlu oğulları. Dedi ki abi Miray Yaş konusunda çocuklarının okuluyla ilgili bir sıkıntı varmış. Onun için eğitim, yani yabancı dilde eğitim alabileceği bir okul aranıyor. Tamam, bu konuda da Bursa'da çok rahat bir şekilde çözülür. Geçmişte bunun örnekleri çok yaşandı. Yabancı oyuncuların çocukları için. Bunun çözüleceğine inanıyorum ama bu transfer konusunda Sayın Emin Adanur'un çok çok ısrarcı olduğunu ve almak istediğini de %100 size buradan söyleyebilirim.